devasa yatırımlar, ses getiren projeler, şantiyeye dönen ilçeler, şantiyeye dönen Mersin. Akdeniz'in parlayan yıldızı gücüne güç katıyor. Sevgili Mersinliler, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destek verdiği şehrimiz son 15 yılda tam 27 milyar liralık yatırım aldı. İl tarihinde görülmemiş yatırım ve kalkınma hamlesi kenti yeniden ayağa kaldırdı. Yetmez dedik, hiç durmadık. Mersin'i dünyada adından söz ettirecek konuma ulaştırmak için yeni projeleri devreye koyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Sayın Başbakanımızın desteğiyle güçlü bir yatırım hamlesi başlattık. Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'ın öncülüğünde vakit kaybetmeden çalışmalara başladık. Ulaşımda, sağlıkta, enerjide, sanayide, turizmde, sulamada, eğitimde, sosyal konutta, gençlik ve sporda. Kısacası tüm alanlarda 434 projede harıl harıl çalışılıyor. İnşallah Mersin'imiz önümüzdeki günlerde çok daha güzel olacak. Çok daha güzel yatırımları birlikte gerçekleştireceğiz. İlk hedefimiz Mersin'i ulaşımda marka yapmak. Karayolu, havayolu, demiryolu ve denizcilikte rüya projeler hızla ilerliyor. Mersin'in liman şehri kimliği bu projelerle pekişiyor. İhracatta Mersin'in elini güçlendirecek, turizmde ilimizi söz sahibi yapacak olan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda çalışmalar tam gaz sürüyor. Havalimanı en kısa sürede tamamlanacak, 30 milyon yolcu kapasitesiyle tüm dünyayı Mersin'e bağlayacak. Şehrin havalimanıyla bağlantısı hızlı trenle sağlanacak. Şehir merkezinden havalimanına ulaşım 20 dakikada mümkün olacak. Karayollarında Mersin adeta şantiyeye döndü. Sadece 2017 yılında 2 milyar 700 milyon liralık yapım ihalesi gerçekleştirildi. Merkezde ve tüm ilçelerde iş makineleri durmaksızın çalışıyor. Kentin ilçelerle, ilçelerin birbirleriyle ve şehrin çevre illerle bağlantısı için devasa projeler yürütülüyor. Bunlardan belki de en önemlisi Akdeniz Sahil Yolu. Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'ın her aşamasını yakından takip ettiği yolda şu ana kadar 10 tünel ve 2 viyadük trafiğe açıldı. Diğer tünellerde de gece gündüz çalışmalar sürüyor. Mersin'le Antalya arasındaki karayolu ulaşımı yolun tamamlanmasıyla 4 saate kadar düşecek. Yol 40 kilometre kısalacak. Sadece Mersin sınırlarında 27 adet tünel ve 17 adet viyadük olacak. 1,5 milyar liralık bir projeyle de Mersin'in kuzey bağlantısı güçlendiriliyor. Silifke ile Mut arasına 10 tünelle 10 viyadük inşa ediliyor. Çalışmaların devam ettiği yol tamamlandığında keskin virajlar tarih olacak. İki ilçe arasındaki mesafe 20 dakikaya kadar inecek. Karaman ve Konya bağlantısı güçlenecek.
Mersin için olmazsa olmaz projelerimizden birisi de Çeşmeli-Taşucu Otoyolu. Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan'ın 1 Kasım seçimlerinde otoyolla ilgili başlattığı süreç hızla ilerledi. 1,5 yılda yolun projesi tamamlandı, ÇED süreçleri bitirildi ve Yüksek Planlama Kurulu onayı alındı. Yapım aşamasına gelindi, ihalesine çıkıldı. 14 Ağustos'ta teklifler açılacak, süreç tamamlanır tamamlanmaz da kazma vurulacak. Yolun tamamlanmasıyla taş ucuna kadar kesintisiz ve hızlı ulaşım sağlanacak. Ve 20 yıldan fazla bir süredir konuşulan sorun, liman hal kavşağı. D-400 karayolunun 8 şeride çıkarılması kapsamında liman hal kavşağında 1 Kasım 2015 seçimlerinin hemen ardından temel atıldı. Yapım çalışmalarına başlandı. Kavşağın yan yolları bitti. 1 kilometre uzunluğundaki köprü tamamlanma aşamasında. Böylece bir sorun daha hükümetimiz sayesinde Mersin'in gündeminden çıkıyor. Üstelik buna ek olarak Mersin'in trafiğini rahatlatacak 4 adet köprülü kavşak da hayata geçiyor. Mersin'in giriş kapısı olan Akbelen Bulvarı'nda 2 adet, Erdemli'nin girişinde 2 adet köprülü kavşak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ilimize kazandırılıyor. Kent genelinde 43 farklı karayolu projesi tıkır tıkır işliyor. Projelerin birçoğunda önemli mesafe alındı. Yakın zamanda birçoğu da Mersin'in hizmetinde olacak. Mersin'in karayolu altyapısına güçlü demiryolu altyapısını da ekliyoruz. Şehrimiz bir hızlı tren kenti oluyor. Mersin-Adana ve Mersin-Ulukışla arasında ekipler iş başında. Projeler devam ediyor, raylar bir bir döşeniyor, hızlı tren Mersin'e ulaşıyor. İlimiz demir ağlarla kuzeyden Karaman'a, Konya'ya, Ankara'ya, Eskişehir'e ve İstanbul'a, doğudan Adana'ya, Osmaniye'ye ve Gaziantep'e bağlanıyor. Ulaşımın yanı sıra tarım şehrine yakışır sulama yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Hedef 100 göleti Mersin'e kazandırmak. 40 yıllık hayal olan Değirmençay-Erçel Barajı'nın temelini attık. Pamukluk, Sorgun ve Aksıfat barajları tüm hızıyla inşa ediliyor. İhalesi geçen yıl yapılan 27 adet göletle birlikte toplamda 28 adet gölet yapım aşamasında. Şu ana kadar 17 adet göletin yapımını tamamladık ve hizmete sunduk. 13 adet göletin yapım ihalesi hazırlıkları ve 32 göletin plan proje çalışmaları sürüyor. Okul sayısını arttırıyoruz. Sadece 2 yılda 16 okulu ve 10 araştırma merkezi, pansiyonla atölyeyi eğitime kazandırdık. İl genelinde 44 yeni okul, atölye ve pansiyon inşa ediyoruz. 9 yeni okul ihale aşamasında, 14 yeni okulun yapımı ise plan aşamasında. 2019'da tekli eğitime geçmeyi hedefliyoruz. Mersin'e dev sanayi hamlesi başlattık. Kentteki mevcut 3 organize sanayi bölgesine 6 yeni organize sanayi bölgesi ekliyor, sayıyı 9'a çıkarıyoruz. OSB'nin 100 hektar genişlemesi, gıda ihtisas OSB'nin, tarımsal ürün işleme ihtisas OSB'nin ve MUT OSB'nin inşaatına başlandı. Bu 4 yeni OSB'ye ilave olarak Mersin Tarsus OSB'ye entegre 2 yeni OSB içinde kolları sıvadık. 6 OSB'nin tamamlanmasıyla 50 bin kişilik istihdam oluşturmayı
ve Mersin'in işsizlik problemini çözmeyi hedefliyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Sanayi projelerine yenilerini ekliyoruz. Mersin'e 2 adet tarım ve gıda teknoloji geliştirme bölgesi, tasarım ve inovasyon merkezi, model fabrika, bilim merkezi ve sanayi müzesi ile mega endüstri bölgesi kazandırıyoruz. Doğası ve tarihiyle bir açık hava müzesi olan Mersin'i turizmde hak ettiği yere ulaştırıyoruz. 8 adet turizm bölgesi çalışmalarında son aşamaya geldik. Cennet cehennem turizm alanıyla Uzunca Burç'u dünyaya açıyoruz. Her iki merkez için ihtiyaç duyulan ödenek tahsis edildi. Mersin'e ikinci Belek geliyor. Projeleri hazırlanıyor, yakında temel atılacak. 4 milyar liralık yatırımla golf sahaları ve modern tesisleriyle Tarsus Kazanlı dünyada adından söz ettirecek bir turizm merkezi olacak. Gençlik ve spor yatırımları konusunda ilimiz Türkiye'nin en şanslı illerinden. Akdeniz oyunları için Mersin'e modern ve eşsiz tesisler kazandırdık. Şimdi Silifke, Erdemli, Tarsus ve Akdeniz'de 4 adet gençlik merkezi inşa edeceğiz. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi de hayata geçiyor. Ayrıca Silifke, Kapızlı'da gençlerimiz için 6 adet kampı 40 milyon liralık yatırımla modernize ediyoruz. Mahallelerdeki gençlerimizi de unutmuyoruz. Birçok yeri mini halı sahalar ve basketbol sahalarıyla donatacağız. Sağlıkta en önemli yatırım hayata geçti. İlimiz, Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden birine sahip oldu. Günde 10 bin kişinin hizmet aldığı şehir hastanesi, Mersin'i sağlık turizminde Akdeniz'in merkezi haline getirecek. Ve elektrik sorunu. Kentin elektrik altyapısını yeniliyoruz. Yatırım tutarını 3 kat arttırdık. Son 3 yılda elektrik altyapısı için 422 milyon lira yatırım yaptık. Şu ana kadar 6200 kilometre gerilim hattı ve 780 adet trafoyu yeniledik. 2018 yılındaysa 250 milyon liralık yatırımı hayata geçiriyoruz. Dile kolay. 434 proje. Hepsini tek tek saymıyoruz. Hepsi de tıkır tıkır ilerliyor. Her bir proje Sayın Bakanımızın yakın takibinde. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın güçlü desteğiyle hem Sayın Bakanımız, hem milletvekillerimiz, hem de Mersin AK Parti teşkilatları ilimize hizmet için gecesini gündüzüne katıyor. Söz verdik, yapıyoruz. Her şey Mersin için.